Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi çokgenler videosuna başlıyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz. ÖSYM her sene sormaya özen gösteriyor arkadaşlar. Buradan soru. ÖSYM sorularına baktığınızda her yıl sorulduğunu siz de fark edersiniz zaten dostlarım. Önemlidir. İyi dinleyin. Güzel not alın. İnce taktikler vereceğiz. Bir şeyler öğretmeye çalışacağız. Hiçbir videoyu kaçırmayın arkadaşlarım. Sonunda da hoşunuza giderse lütfen de bir abone olun artık ya. Yani dinleyip dinleyip abone olmadan kaçmayın arkadaşlar ne olur. Bir de abone olmayı denerseniz bizim hoşumuza gider, biz de gaza geliriz. Evet, bakalım ne diyor. Şimdi genel çokgen kuralları var burada dostlarım. Benim nezdimde çok önemli bir kısımdan bahsetmeyeceğiz burada. Bunları böyle bir hızlıca söyleyip asıl önemli kısımlara geçeceğiz. Burası daha çok böyle çokgenlerin her soru bankasının ilk testleri. Problem tarzı, şekilsiz sorular dediğimiz sorulardan oluşuyor. Orada işinize yarayan, şekilsiz sorularda işinize yarayan bilgilerdir ki ÖSYM şekilsiz soru sormayı sevmiyor arkadaşlarım bu çokgenler kısmında. Hep şekilli sorular soruyor. O yüzden o kısım daha önemli olacak. Biz burayı şöyle hızlıca söyleyip geçelim. Diyor ki bir çokgenin iç açıları toplamı, bütün çokgenlerin iç açıları toplamı n eksi 2 çarpı 180 formülüyle bulunuyormuş ki buradaki n dediğiniz şey çokgenin kenar sayısı arkadaşlar. Bakın sırf formülü işe yaradığını ikna etmek adına arkadaşlar en iyi bildiğiniz çokgeni alın mesela üçgen. Bizim en küçük çokgenimiz yani en az kenar sayısı olan çokgenimiz üçgen, dörtgen, beşgen diye gidiyor bunlar arkadaşlarım. Yani n dediğiniz şey üçgense n dediğimiz şey 3. Biz biliyoruz ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bakalım gerçekten öyle mi? N yerine 3 yazın hemen dostlarım. 3 eksi 2'den 1. 1 çarpı 180'den evet 180'miş. Dörtgeni de biliriz dostlar. Dörtgenin de iç açıları toplamı 360'tı. Gerçekten N yerine 4 yazdığınızda 4'ten 2 çıktı 2. 2 çarpı 180'den 360'a ulaştığımızı fark edeceksiniz. Şurası bir tık önemlidir. Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı, üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen fark etmiyor arkadaşlarım. Hepsinin dış açıları toplamı 360 derece olacak. Bunu biliniz. Köşegen sayısı, bir çokgenin köşegen sayısını bulmanın yolu kenar sayısıyla 3 eksiğini çarpıp 2'ye bölüyormuşuz dostlarım. Mesela üçgenin hiç köşegeni yoktur. Dörtgenin 2 tane vardır, beşgenin 5 tane vardır gibi gider bunların sayısı. İşte altıgenin 9 tane vardır falan. N yerine 3 yazdığınızda gerçekten üçgen dediğimiz şeklin köşegenin hiç olmadığını, sıfır çıktığını görürsünüz. Burada da diyor ki bir köşeden çizilen köşegen sayısı n-3'müş arkadaşlarım. Bak bunu şöyle söyleyelim. Mesela beşgeni elimize alalım. Şundan bahsediyor bize. Şöyle bir rastgele beşgen çizdim. Bir köşeden çizilen diyor dostlar. Yani şu 5 köşesinden birini seçin. Aha bunu seçtim. Buradan çizebildiğin köşegenleri sayalım şimdi. Bak şuraya bir tane çizebiliyorum bu köşeye. Köşegen ne? Karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru. Şimdi şu köşeye çizebiliyor muyum? Hayır, çizemezsin bu köşeye. Niye? Çünkü buraya zaten çizilmiş bir şey var. Onun adı da kenar, köşegen değil. Peki bu köşeye çizebiliyor muyum hocam? Evet, bak çizdim. Peki bu köşeye çizebiliyor muyum öğretmenim şöyle? Hayır. Bu da çizilmiş ve onun da adı kenar. O halde kenar sayısı 5 olan bir çokgenin içinden bir köşesini seçip diğer köşelere çizdiğim köşegen sayısı 2 tane çıktı arkadaşlarım. Yani kenar sayısının 3 eksiği kadar çıktı. Formülü işe yarıyormuş. Burada da diyor ki bir köşeden çizilen köşegenler ile oluşan üçgen sayısı. Bak burada çizdik zaten bir köşeden çizilen köşegenleri. Peki kaç tane üçgen çıktı? 1, 2, 3 tane de üçgen çıktı dostlarım. O halde kenar sayısının 3, 2 eksiği kadar da üçgen çıktı. N eksi 2 tane yani beşgende 3 tane üçgen çıktı. Demek ki formül işe yarıyormuş dedim. Evet son formülümüz bir çokgenin çizilebilmesi için
en az 2n-3 tane elemanını bilmeliymişiz arkadaşlar. İşte ya kenar ya açı ya da ikisinin toplamı 2n-3 tane olmalıymış. Bu elemanların en az n-2 tanesi uzunluk, en az n-1 tanesi de açı olmalıdır dedik. Benim için burada önemli olan tek kural, tek formül şu ikinci formüldü. Diğerleri çok da önemli değil dostlarım. Evet, geldik asıl önemli ÖSYM'nin sevdiği kısma. Düzgün çokgenler kısmına dostlarım. ÖSYM soru sorarsa düzgün çokgenlerden sorar ki soracak dostlarım, haberiniz olsun. Evet gobeller. Düzgün çokgen, önce düzgünlüğün tanımını yapalım. Düzgün demek hem kenarları hem de açıları eşit olan şekil demektir. Eşit olan şekil. Düzgünlük bu dostlarım. Mesela düşünelim şimdi. Üçgenlerde düzgün olan üçgen hangisidir diye sorsan, hem kenarları eşit olan hem de açıları eşit olan üçgenimiz eşkenar üçgen, değil mi dostlarım? Tüm kenarları eşittir ve tüm açıları da 60 derecedir. Dörtgenlerde düzgün olan şeklimiz bir tek kare var arkadaşlar. Başka da düzgün olan şekil yok. Mesela dikdörtgen düzgün değil mi öğretmenim? Bütün açıları eşit ama hocam hepsi 90 derece. Evet doğru. Açıları eşit ama yetmiyor. Kenarları da eşit olacak. Dikdörtgende sadece karşılıklı kenarlar eşittir. O yüzden düzgün değildir arkadaşlarım. Mesela eşkenar dörtgen diye bir şekil öğreneceğiz. Eşkenar dörtgen adı üstünde eşkenar. Bütün kenarları eşit anlamına gelir ama düzgün değildir. Neden? Çünkü açıları aynı değildir. Şu iki açının toplamı 180'dir ama biri 30, biri 150 olabilir mesela. Biri 40, biri 140 olabilir mesela. Dolayısıyla eşkenar dörtgende düzgün değildir. Düzgün çokgen demek, görüyorsun burada ben rastgele bir düzgün çokgen çizdim. Kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum. Bütün kenarları eşit. Bu bir. Hepsini gösterdim. İki, bütün iç açıları eşit. Bak hepsine B yazmışım. Üç, bütün dış açıları eşit. Bak hepsine A yazmışız. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Biraz daha konuşacağız düzgün çokgenlerle ilgili arkadaşlarım. Şöyle temizledik. Şurayı da silelim. Bunu yazmışsınızdır. Notlarınızı aldınız burayı. Şimdi devam. Başka neler söyleyebilirim düzgün çokgenlerle ilgili? Dostum, ne dedik ilk sayfamızda? Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 dereceydi. Şimdi bunun kenar sayısı n olsun. Kenar sayısı eşittir n olsun. N kenarlı bir şekil. Şimdi n kenarlı bir şeklin kaç tane dış açısı vardır? N tane hocam. Kaç kenarlıysa o kadar dış açısı vardır. N tane A var burada, değil mi? O zaman A artı A artı A artı nokta nokta artı A. Kaç tane olacak bunların sayısı? N tane. Peki toplamları ne olacak arkadaşlarım? Tabii ki 360 olacak. Çünkü dış açıların toplamı 360'tı. Gelin şunu matematik dilinde yazalım. N tane A. N çarpı A demektir. Eşitmiş 360'a. İşte dostlarım belki de her düzgün çokgen sorusunda kullanacağımız bizim en önemli formülümüz. Neymiş? Kenar sayısıyla dış açının çarpımı 360'mış. Biz yeri gelecek kenar sayısını arayacağız. Hemen her iki tarafı A'ya bölün, yani dış açıya bölün. Bakın 360'ı dış açıya bölersem kenar sayısını buluyormuşum. Yeri gelecek dış açıyı arayacağız. Bu durumda da 360'ı kenar sayısına bölersem de bir dış açısını bulmuş oluyormuşum dostlarım. Evet, bunu ne olur unutmayın arkadaşlarım. Bizim en önemli formülümüz bu. Başka neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar, bütün düzgün çokgenlerin etrafından bir çember geçer. Ve bu çemberin merkezi, yani O noktası dediğiniz bu nokta, bir çevrel çemberin merkezidir denir. Çevrel çemberin merkezi. Dostlar, düzgün çokgende bir merkez bir tane merkez olarak gitmiyor. Başka ne olabilir? İç teğet çemberin merkezidir.
iç teğet çemberin merkezidir de dese biz yine aynı noktayı algılayacağız. 3. Ağırlık merkezidir diyebilir. Eşkenar üçgenden de hatırlayın arkadaşlarım. Eşkenar üçgenin ağırlık merkezi hem diklik merkeziydi, hem iç açıortayların kesim noktası, iç teğet çemberin merkeziydi falan filan. Evet, bir noktadaki merkez neredeyse tüm merkezler oluyormuş arkadaşlarım. Bunu da söylemiş olalım. Bu da bir başka kural olsun. Sonra bütün düzgün çokgenlerde, şuraya yazalım onu da, kısa köşegen diye bir şey var. Üçgen hariç, ama onu söyleyeyim de. Üçgen hariç, bak üçgende çünkü hiç köşegen yok. Kısa köşegen dediğim olay şu. Kısa köşegen arkasında bir ikiz kenar üçgen bırakan, ikiz kenar üçgen bırakan köşegendir. Köşegendir. Tamam hocam. Resmi nasıl oluyor öğretmenim bunun? Hemen resmini de çizelim şuraya arkadaşlarım. Biraz da kalınlaştırayım. Bakın mesela şu köşeyle şu köşeyi birleştirdiğiniz bu doğru bir kısa köşegendir. Arkasına bakın. Şurada ikiz kenar bıraktı. Gördünüz mü? Peki başka yok mu hocam? Tabii ki var. Kenar sayısına göre kısa köşegenin sayısı değişkenlik gösterecek. Mesela şu da kısa köşegen. Bak şu da kısa köşegen. Çok çizebilirsiniz bu şekilde arkadaşlarım. Bir sürü kısa köşegenimiz vardır. Ve bir çokgenin bütün kısa köşegenleri birbirine eşittir arkadaşlarım. Bunu da unutmayınız lütfen. Mesela beşgenin bütün kısa köşegenleri eşit. Altıgenin 6 tane kısa köşegeni var. 6'sı da birbirine eşit. Dörtgenin 2 tane kısa köşegeni var. Başka da köşegeni yok zaten ya. Neyse, ikisi de birbirine eşittir diyebiliriz dostlar. Peki bir de şunu söylemek istiyorum bu şeklimizde arkadaşlarım. Bir düzgün çokgenin çevrel çemberinin merkezi dediğinde, şurası çevrel çemberinin merkezi ya. Buradan hemen çokgenin köşelerine çizdiğiniz şu doğrular çevrel çemberin yarıçapı olur arkadaşlarım ve bunların hepsi birbirine eşit olmak zorundadır. Hepsi. Hepsi çünkü çevrel çemberin yarıçapıdır. Köşeye çizdikleriniz ve şu aradaki açıların her biri eşit olmak zorundadır. E burada kaç tane üçgen oluşur hocam? Kenar sayısı kadar. N tane şurası oluşur. Hemen N tane, her birine A desem, N tane A ne yapar bu durumda? Yuvarlak yaptığı için 360 yapar. O zaman buradaki A dediğim şey aslında bir dış açıya eşit oluyormuş arkadaşlarım. Eğer ki bunun için iç teğet çemberin merkezi derse de, bu durumda da iç teğet çemberin merkezinden kenarın üstüne indirdiğin diklik, şu diklik kenarı ikiye böler ve aynı zamanda bütün bu iç teğet çemberin merkezinden kenarlara çizdiğin diğer bütün dikliklere de eşit olmak zorundadır arkadaşlarım. Şöyle gösterelim bunu da. Mesela bu kenarın da tam ortasına bir dik indirdin. Burayı ikiye böler, dik olur ve diğer çizdiğin dikliklere de eşit olmak zorundaymış diyor. Evet, düzgün çokgenler önemli. Burada genel olarak düzgün çokgenlerle ilgili ifadeler vermeye çalıştık. Şimdi üniversite sınavında en çok çıkan düzgün çokgenleri ele alacağız. Onlardan birincisi düzgün beşgen. Şimdi düzgün beşgenle ilgili hemen bilgilerimizi konuşalım dostlarım. Bir kere n dediğimiz şey 5, kenar sayısı. Ben bu kenar sayısıyla bir dış açıyı çarptığımda 360 olacaktı. O halde bunun bir dış açısı, dış açısının ölçüsü 360 bölü 5. Yani 72 olacak dostlarım, 72 derece. Peki bu durumda iç açının ölçüsü ne olacak öğretmenim? E tabii ki 180'den de 72'yi çıkartırım, 108 olacak. Çok sık çıkacak karşımıza, o yüzden bir yerden sonra ezberleyeceğiz zaten bu 108'i kardeşlerim. Demek ki düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Şöyle gösterelim. Dış açısını da şurada gösterelim. 72 dereceymiş diyebiliriz arkadaşlarım. Bütün dış açıları 72. Şimdi düzgün beşgenin 5 tane köşegeni var dostlar. 5'i de kısa köşegendir bu arada. Ve bakın 5'ini de buraya çizdim ben. Bir yıldız oluşturduğunu fark ettim dostlarım. Mesela şu köşegen, bakın kısa köşegen, arkasında bir ikiz kenar bıraktı.
Bu köşegen, kısa köşegen arkasında bir ikizkenar bıraktı ve bunların boyları kesinlikle ama kesinlikle bütün kısa köşegenlerin birbirine eşittir. Biz özellikle açı sorularında bu eşitlikten çok faydalanacağız arkadaşlarım. AC eşittir CE eşittir BD eşittir BE AD. Bunların beşinin birbirine eşit olmasını açı sorularında çok faydalanacağız. Klasik bir soru tarzının ben kabasını çizdim buraya kardeşlerim. Böyle iki tane köşegen. Düzgün beşgende şunlara da alışın dostlar. 36, 72, 108 açıları bizim sürekli düzgün beşgenin uzunluk sorularında dahi, alan sorularında dahi habire yazacağımız açılardır. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108 ya şuranın tamamı. Unutmayalım 108. Peki şurada da ikiz kenar var öğretmenim. O halde taban açıları eşit 36, 36 oldu. Peki öğretmenim. Şimdi şu açı da düzgün beşgenin bir iç açısı ve 108 olmalı. 36'sı buradaysa buraya da 72 kaldı. Ve yine şu ikiz kenarlıktan faydalanırsam burası da 36, burası da 36 çıkar hocam. Sonra 36, 72 ise şuraya 72 kalır. Tersi de 72'dir. 36, 72 ise buraya da 72 kalır. Ve bakın ne çıktı karşımıza dostlar. Şunları bir temizleyelim. Karşımıza ne çıktı? Şuradaki ikiz kenarı gördünüz mü şu üçgeni? Bak 72 72. O halde bu kenar buraya eşit. Buradaki ikiz kenarı yakalayın 72 72. Bu kenar da buraya eşit. Bakın şuradaki dörtgen eşkenar dörtgen çıktı dostlarım. Bir senesinde üniversite sınavında bize AE'nin şuradaki kenara oranını sormuştu. Biz açıları yazıp bunların ikiz kenar olduğunu söyleyip eşit olduklarını söylediğimizde oranın 1 çıktığını fark etmiştik dostlar. Bakın şurada da 36 36, burada da küçük bir ikizkenar var. Eşkenar dörtgen var falan filan. Evet, 36 108 ve 72'leri yazmak düzgün beşgende önemlidir. Bakınız bir örnek, hemen ne diyor görelim. Düzgün beşgen BD BF'ye eşitmiş arkadaşlarım. BF'ye eşit. Bak BD düzgün beşgenin kısa köşegeni değil mi? O halde bütün kısa köşegenlerin üstüne ben şu simgeyi koyabilirim dostlarım. Tık tık simgesini. Hemen şuradan çizsem. Şunu çizdim arkadaşlarım. Diyebilir miyim artık buna da şu simgeyi koyalım. Ve bakın ne çıktı burada karşımıza. Bir ikiz kenar üçgen çıktı değil mi? Bundan da faydalanacağız şimdi. Önce bildiklerimizi yazalım. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. Şuradakiler ikiz kenar üçgendi. 36, 36'yı buraya yazdım hocam. Başka neler biliyorum? Bakın şu bir dik üçgenmiş ve ikiz kenarmış aynı zamanda. O zaman ikiz kenar dik üçgense 45, 45 diye de döşeyelim buralara. Başka ne biliyoruz? X kaçtır diye sormuş. Başka da bir şey bilmiyoruz arkadaşlar şu anda görünen. Şunu yapalım bir de. Ne yapalım la? Başka da bir şey görmedim ben anasını satayım. Bu kadar gördüklerim. Bu buna eşit. Bu buna eşit. Başka da bir şey yok şu anda burada. BD, BF'ye eşit. Peki başka bir köşegen çizsem o bir işe yarar mı? Bu yaramaz. Şunu çizsem bu da yaramaz. Demek ki buradan gelecek arkadaşlarım. Şöyle bir şeyler daha aramaya çalışalım. Gözümüz görmeye çalışsın bakalım. Neler görecek? Şöyle bir bakalım. 36. E hocam şurası da 36'dır. 108'den dolayı. Burası da 36'dır diyelim. Sonra şurada bakın. Ne var burada karşımıza ne çıktı? Şu aradaki açıyı da biz hani düzgün beşgenin bir iç açısı ya şuranın tamamı. 36, 36, 72 buradaysa şuraya da 36 bırakabiliriz. Bunu da söyleyelim. Şurası 90'dı hocam. 72 buradaysa şuraya da 18 kaldı diyelim. Ve böylelikle soru da biter arkadaşlarım. Bakın şuradan bitiyor dostlar. Şu açıyı kaç bulduk biz? 36 ile 18'in toplamıdır bu açı. 54. Ve şu üçgeni ne bulduk? İkizkenar. Onu da şöyle kırmızı yapalım. Burası da ikizkenar çıktı dostlarım. Tepe açısı 54. O halde şu iki eşit açıya ne kalmak zorunda? 54 ise burası 126 kalacak bu ikisinin toplamına. 126. 63, 63 paylaşacaklar. Demek ki 36 ile
x'in toplamı 63 olacak. Hemen 63'ten 36'yı çıkarttım. 13'ten 6 çıktı 7. 5'ten 3 çıktı 2. Ceyhan'ı paketledim dostlarım. Evet, düzgün beşgende bir başka kural kayı kuralı. Hani bizim kayı kuralımız vardı ya, kayı. Bunun iyisiz hali. Yani kenar ortay, açı ortay yükseklikmiş arkadaşlarım. Bakın şundan bahsediyorum. Bir düzgün beşgenin herhangi bir köşesinden ben A'yı seçmişim mesela. Karşısındaki kenara bir diklik indirdiğinde bu diklik hem açıortay hem kenar ortay olacak. Hangi köşeyi seçersen seç. Bak B'den seçtin diyelim. B'den karşıki kenara bir diklik indirdin. Kenar ortay olacak. Açıortay da olacak. Mesela E'den karşısındaki kenara bir diklik indirdin. Kenar ortay da olacak. Açıortay da olacak diyor. Bunun da en klasik sorusu şu arkadaşlarım. Şöyle bir BH doğrusu çiziyor. Düzgün beşgenin bir köşesinden karşısındaki kenarı şöyle belli bir oranda bölen bir doğru çiziyor. Biz de şu yüksekliğin aynı zamanda açıortay olmasından, açıortayı hatırlasanıza kafa oranı, kol oranı muhabbeti vardı. Burası kafa diyorduk, kol diyorduk, vücut diyorduk, ayak, ayak. İşte buradaki A'nın B'ye oranı, X'in Y'ye oranıdır deyip açıortay teoremi yaparak çözeceğiz. Bir de yine bu kay kuralının zor sorusu var arkadaşlarım. Burada da şunu yapacaksınız dostlar. Bu sorunun tipi de şöyle. Yine bu A'dan inen dikliği biz soruyu çözerken çözeceğiz de. Olay şu. Bize bir kenarının tam şöyle köşesinden çokgenin dışına taşmış bir doğru çiziyor. Dik olan bir doğru. Bunu gördüğünüzde biz hemen bu doğruya paralel olan kay kuralını sağlayan şu zamazingoyu çizeceğiz. Çünkü bakın bunu çizdiğinizde neler oluyor? Şurası KK diyelim. Bir kenar 2K oldu değil mi arkadaşlarım? Şöyle. Sonra sen şuradan bir diklik çizeceksin. Burayı bak dikdörtgen yapıyorsun. Bu da K. Ve şurayı da çizdiğinde dostum bunu sana çok yüksek ihtimalle bir kenara eşit verecek. Bu da 2K diyeceksin. 30, 60, 90'ı göreceksin. Çünkü 90'ın karşısı 2K iken sadece 30'un karşısı K'dır deyip soruyu 30, 60, 90'dan gömeceksin. Ama burada önemli olan şunu indirip, dikliği indirip KK demek açıortayı yazmaktır. Bu zor soru çeşidinde de. Bakınız bir örnek yazmışız hemen. Düzgün beşgen DF, EF'nin 2 katıdır diyor. EF'ye K, DF'ye 2K. O halde bir kenar 3K ise burası da 3K ve bu yüksekliğin ben açıortay olduğunu biliyorum. Şimdi açıortay teoremi yapacağım arkadaşlarım. Kafa, kol, ayak dedim. Kolların oranı bakın bu sol kolu 2K, sağ kolu 3K açıortayımızın. Sol ayağı 18, sağ ayağı X. Bakın 9 katı, bu da 9 katıdır. 3'ün 9 katı Bursa'dır dedim dostlarım. Yine benzer soru. Bak şunlara KK dediğinde bir kenar 2K. O halde burası da 2K'dır diyorum. Şu yüksekliğin açıortay olduğunu söyleyelim. Kollarına bakın. 2K iken K olmuş kollar. 2K'ya K. Yarıya düşmüş. Ayaklar da böyle olacak. 3 olacak. Yapıştır gelsin. Evet, bir soru daha. Bakın düzgün beşgenin şöyle bir köşesinde tam kenara dik olan doğruyu çizmiş ve dışarıya doğru uzatmış arkadaşlarım. Ne demiştik? Bu doğruya paralel olan kay kuralını sağlayan doğruyu çizeceksiniz. İşte burayı ikiye bölecek. Şöyle yapalım. Burayı ikiye böldü. Buna K dedim. Buna K dedim. Bak bir kenar 2K çıktı. Bak burası da 2K. Şurada dikdörtgen oluşturun dedik. Ve şu dikdörtgenden dolayı K ise burası da K. Ve bakın şuradaki 90 karşısı 2K ise neyin karşısı K olacak? 30'un dedim dostlarım, cevap Edirne'den çıktı. Evet, bir diğer çok sık sorulan düzgün çokgenimiz düzgün altıgendir dostlar. Şimdi bunu konuşalım birlikte.
düzgün altıgenin özellikleri. Önce dış açısını bulalım. Hemen 360'ı kenar sayısına böldüm. Yani 6'ya böldüm. 60 çıktı dış açı. Dolayısıyla iç açı 180-60'tan 120 derece geldi. Şimdi düzgün altıgenin kısa köşegen uzunluğu. Şimdi bir iç açısı 120 arkadaşlarım. Şuraya da 30-30 yazıyorum. Bak 120-30-30 üçgenin özelliği neydi? K kök 3 demiştik değil mi? Bir kenarına A dediğimde 120'nin karşısı ne oluyor? A kök 3. Demek ki kısa köşegenin uzunluğu her zaman bir kenarın kök 3 katıymış. Düzgün altıgende uzun köşegen diye bir şey var dostum. Uzun köşegen düzgün altıgeni tam ikiye bölen köşegendir. Nasıl yani öğretmenim? Bak şu 2A düzgün altıgenin CF uzun köşegeni tam ikiye bölecek. Hem açısını ikiye bölecek, hatta 60-60 yapacak. Tabii ki bu taraftan da ikiye bölecek. 60, burası da 60, buraya 30 kalacak. Hem de kenar sayısına baksana. Üstünde de 3 kenar, altında da 3 kenar bırakmış. İşte uzun köşegenin görevi budur. Çokgeni tam ikiye bölecek dersiniz. Ve uzun köşegen her zaman bir kenarının iki katıymış arkadaşlarım. Düzgün altıgende iki katıymış. Bak onun da ispatı. Şimdi bu 60-60'ı 30'u yazınca burada 30-60-90 çıktı. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A'dır dedik. Bakın düzgün altıgende 3 tane uzun köşegen var. İşte ben 3'ünü de çizdim. Bakın bu 1, şu 2, şu da 3. Hepsinin açı ortay olduğunu da söylüyorum. 60-60'ları da yazalım şöyle üşenmeden. Ve bakın bunları yazınca karşıma ne çıkıyor düzgün altıgende? 6 tane eşkenar üçgen çıktı değil mi? Şunların da her biri dış açıya eşit demiştik. Ya da işte 60-60 ise bunlara da 60 kalır dedik. Demek ki şu ve kenarlar birbirine eşit. Bir kenara A dersem bu da A, bu da A, bu da A. Her biri A geliyor. Bakın uzun köşegene 2A çıkıyor uzun köşegen dediğiniz şey dostlarım. İspatını da böyle de yapmış olduk. Şimdi 6 tane ne çıktı karşımıza dostlar? Eşkenar üçgen çıktı. Peki eşkenar üçgenin alan formülü neydi hocacığım? Şuradaki şu eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tü. E hocam düzgün altıgenin alanı ne olur o halde? 6 tane bundan olacak değil mi arkadaşlarım? 6 tane bir eşkenar üçgenin alanını 6 ile çarptığında şöyle yani 6 tane A kare kök 3 bölü 4 yazdığında bu da sana düzgün altıgenin alanını verecek. Düzgün altıgende uzun köşegen her zaman sağındaki ve solundaki kenarlara paraleldir. Yine şunu da göstereyim. Bakın bu da uzun köşegen. O halde bu uzun köşegende şuna ve şuna paraleldir diyebiliriz dostlar. Evet, devam edelim. Düzgün sekizgen dostum. Hemen düzgün sekizgen demişken 360'ı 8'e bölelim. 45 derece geliyor bir dış açı. Dolayısıyla iç açıda 135 derece çıktı. Bu 45'i biz nereye yazıyorduk? Şuradaki açıların her biri 45 dereceydi değil mi? Şu köşeye çizdiğim bunlar çevrel çemberin yarı çapıydı. 45'i buraya yazabiliyordum arkadaşlarım. Şu kırmızıyla çizdiğimde iç teğet çemberin yarı çapı burayı ikiye bölecek ve dik olacak demiştik. Şimdi düzgün sekizgenin alanını bulmak istersem şu çevrel çemberin yarı çapılarına R dedim. Bak bu üçgenin alanını bulurum. Sinüs alandan bulurum. 1 bölü 2 çarpı R çarpı R çarpı sinüs 45 dediğimde bunu da 8 tane üçgen olacağından bundan 8 ile çarptığımda ben düzgün sekizgenin alanını bulurum. Yine meşhur sorularından bir tanesi şöyle bir köşegenini çiziyorlar ve arkasında 3 kenar bırakıyor. Yani aslında ikiz kenar bir yamuk bırakan
köşegenini çizdiklerinde köşegenin uzunluğunu verip bir kenarını sorabiliyor ya da bir kenarı verip köşegeni sorabiliyor. Biz burada da şunu yapacağız. Şimdi bu iç açısı 135 ise U kuralından bu 45 ya da burası 45. Hemen şuradan diklik indireceğiz. Buradan diklik indireceğiz dostlarım. Şimdi şuraya A dersem burası da A. Burası da A, burası da A. Ve A, A, A kök 2. Bak bir kenar A kök 2 geldi. Şöyle. Buradaki dikdörtgeni görün. Bu da A kök 2. Bak bir kenar A kök 2 ise şu çizilen köşegen 2A artı A kök 2 oluyormuş. Sakın ezberlemeyin tabii ki arkadaşlarım. Hani böyle diklikleri indirip de zaten çözebileceğiz soruları. Evet, bir örneğimiz var. Düzgün sekizgen demiş. X 8, X kaçtır diye sormuş. Can öğrencim. Şimdi bak neler yapacağım. Şu açı 135. O zaman hocam şununla şu birbirine eşit oluyor. Çünkü bu bir ikizkenar üçgendi. Düzgün sekizgen dediği için bütün kenarları eşit mecburen birbirine. Şöyle yapalım. 135 ise 45 kalıyor. Demek ki şunlardan birisi 22,5. Şimdi şurayı çizersen dostum şunu da. Hocam bu da x olmaz mı? Sonuçta kısa köşegenmiş bu. Bu da kısa köşegen. Bak arkasında ikiz kenar bıraktı. Bu da x. Peki bu da 135. O halde şurası da 22,5. Bunu da yazdık. Peki can öğrencim şimdi maviyi alıyorum elime. Şuradaki açının tamamı 135 değil mi? Yine düzgün sekizgenin bir iç açısı. 22,5 burası. 22,5 burası. Yani 45'i buradaysa ortaya ne kaldı? 90 derece kaldı. Ve bakın bu meğersem ikiz kenar dik üçgenmiş. X. X. Burası x kök 2 yapacak dostlarım. Yani x kök 2 eşittir 8. X eşittir 8 bölü kök 2. 8'i de kök 2'ye bölersem 4 kök 2 çıkar sorumuzun cevabı. Evet, ikinci örneğimiz. Düzgün sekizgen diyor dostlarım. KH'ı 2 vermiş arkadaşlar. Şurayı biz bir birleştirirsek şu kısmı. Can öğrencilerim şuradaki yamuğu hatırladınız mı? Bakın ikizkenar yamuk, buralar 45, 135, 45. Şimdi şurası da toplam 135 olacak. Şuraya 90 kaldı. Sonra bakın bu da uzun köşegeni oldu düzgün sekizgenin. Arkasında da 1, 2, 3, 4 kenar. Üstünde de 4 kenar bıraktı. Uzun köşegen. O zaman açıortay olacaktı. 135'i 2'ye bölerse 67,5 olacak burası. Şuraya da 22,5 kalacak. Peki bu üçgenin özelliği neydi dostlar? 22,5, 67,5'un özelliği. Hipotenüse indirdiğin yükseklik 2 ya. Hipotenüs yani LD her zaman bu yüksekliğin 2 kök 2 katıydı. Yani 4 kök 2'ymiş LD. Evet, klasik soru tarzlarına geçiyoruz arkadaşlarım ve bir de burada taktikler öğreteceğiz. Şimdi klasik soru tarzlarımızdan sıklıkla sorulan bir soru çeşidi. İki düzgün şekil bir arada verilmişse, işte gösterdim ben. Düzgün ongenle düzgün 12gen mesela. Burada bakın düzgün dörtgen yani kare ile düzgün beşgen. Düzgün beşgenle kare ama kare bu sefer dışarıda. Düzgün altıgenle düzgün beşgen. Bakın görüyorsunuz iki düzgün şekil bir arada verildiyse şunu yapacaksınız. Kenarlara tık tık simgesini koyacaksınız. Tık tık simgesi. Ne hocam o tık tık simgesi? Şu. Hani bütün kenarlara eşit diyoruz ya. Hepsine şu simgeyi koyacaksınız. Ve simgesi koy ve ikiz kenarı gör. İkiz kenar üçgen çıkacak arkadaşlarım. Bunların her birinde. Bak şimdi ne yaptım? Ben ongenin kenarlarına koydum bu simgeyi. Lan 12 gene bak. Onun da şu kenarına koymuş olmadım mı? O zaman bunun da bütün kenarlarına koyuyorum şöyle simgeyi. Ve bakınız işte buradaki ikiz kenar bize soruyu çözdürecek. Aynı kalıp şekil. Bakın burada da aynı mantık. Şimdi ikiz kenar dik kare ise bu. Karenin bütün kenarlarına bu simgeyi koyuyorum.
Düzgün beşgenin bakın şu kenarına bu simgeyi koymuşum. O zaman diğer kenarlarına da koyarsanız işte şuradaki ikizkenar soruyu çözdürüyor. Üniversite sınavında şu açıyı sormuştu mesela. Hemen burası 90, düzgün beşgense 108, şuraya 18 kalıyor. 18 ise şunlara 162'den 81, 81 kalıyor. Burası 90, 81, buraya da 9 derece kalıyor demiştik. Yine aynı muhabbet arkadaşlarım. Bakın kenarlara tık 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 simgesi koyuyorum. Karenin bir kenarına koydum. Hepsine koyduğunuzda şuradaki ikizkenarı yakalıyorsunuz. Bunda da aynı şekilde şuradaki ikizkenarı yakalayıp soruları çözeceğiz inşallah. Evet, bakın burada bir neymiş bu düzgün ongen. Hemen 360'ı 10'a böldüm. 36 çıktı dış açısı ongenin. Hemen 36'yı çıkartırsam 180'den 144 gelir ki bu da iç açısı. Düzgün ongenin bir iç açısı 144. Bir de düzgün beşgen var. Bunun bir iç açısı ne? 108. Şimdi iki düzgün şekil varsa tık 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 tık. Düzgün ongenin de bir kenarına tık koyduğum için hepsine tık koyarsan şöyle abartmayalım. Şuradaki ikizkenarı gördüm, benim için yeterlidir dedim. Peki düzgün ongenin bir iç açısı 144 ya. Şurada 108 var. 36 kalıyor mu şuraya arkadaşlarım? Şurası 36. Bak burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Tepe açısı 36. 144 kalır şu eşit açılara. 144'ü de şurası 72 72 paylaşır. Peki bu 72 ise hani burası da düzgün ongenin bir iç açısı ve 144 olmalı. O halde x de 72 olmalı ki toplamları 144 olsun. Bakın bir tane daha. Eş kenar üçgen demiş FBC'ye. O halde bütün kenarları eşit. Sonuçta düzgün üçgen. Ve düzgün bir şekil var eşkenar. Düzgün bir beşgen var. İki düzgün şekil bir aradaysa ben kenarlara tık tıkı koydum. Bir de baktım ki düzgün beşgenin de bütün kenarlarına tık koymuşum. Ve şuradaki ikizkenar bana soruyu çözdürecek. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108. 60'ı burada 48 kaldı. Şu ikizkenarı kullanacağız hemen. Bunlar bizim eşit açılarımız dostlarım. 48 ise 132'den 66 66 geliyor bunlar. Peki 60 66 daha 126 54 kaldı. Edirne paketledim dostum. Hemen bir soru daha. Düzgün beşgenle kare. Karenin bir kenarına şu simgeyi yaptım. Düzgün beşgenin de aynı simgeyi koyduğumda bakın şurada ikizkenar çıktı. Peki burası 90. Bir iç açımız 108'di düzgün beşgende. 18 kaldı. Şu ikizkenarın taban açıları eşitti. 18 ise 81 81 kaldı. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108 ya burası. 81'i burada kardeşim. 108'den hemen 81'i çıkart. 7 27 kaldı şu açıya. Bu da düzgün beşgenin bir iç açısı 108. Topladım 128. 7 daha 128, 7 daha 135. X'e de 45 kaldı diyebiliriz dostlar. Evet, dördüncü örneğimiz. Bakın 3 tane düzgün şekil. Hemen kenarlara şöyle hepsine bu hareketi yaptım. Ve düzgün altıgenin bir kenarına şurası ortak olduğu için buna da aynı hareketi yaptım. Karenin de bir kenarı ortak olduğu için dördüne aynı hareketi yaptım. Şurada ikizkenar çıktı. İç bölgesine yazılmış. Buna göre B, C, D kaç derecedir diye bir soru soruyor. Şimdi ongenin dış açısı 36, iç açısı 144'tü. Altıgenin dış açısı 60, iç açısı 120 idi. Şurası da 144. Topladım bak bu ikisini ne yaptı? 264. Ben bu 264'ü 360'dan çıkarırsam 10'dan 4 çıktı 6. 15'ten 6 çıktı 9, 0. 96 kalıyor şuradaki açımıza. Peki bu bir ikizkenar üçgen. 96 ise 84 kaldı şuradaki eşit açılara. 84'ü de 42 42 paylaştılar. Burası 42. Şimdi geldim buraya. Burası 90, 144 ve 42. 144 ile 42'nin toplamı 186. Artı şurada 90 var. Artı şu arada da x açısı var arkadaşlar. Bize de onu soruyor. X. Hepsinin toplamı 360 olacak. Şimdi
90'ı çıkartırsam 270 kalır. 186'yı çıkartalım 270'ten 186'yı çıkartalım. 4, 16'dan 8, 8, 84 geliyormuş sorumuzun cevabı dedik. Evet, 5 numara arkadaşlarım, neredeyse aynısını çözdüğünüz ters çevrilmiş hali. Ben olsam sizin yerinizde burada videoyu bir durdurur, kendim çözmeye çalışırım kardeşim. Şimdi şurası 90, buraya 18 kalıyordu. 81, 81 ikizkenardan. Şurası 108, 81'i çıkarttığımda 108'den 27 geliyordu buraya. Şurası 108, burası 108, düzgün beşgenin iç açıları. Şuradaki dörtgeni toplayacağım, 360'a eşitleyeceğim. 108, 108 daha 216 artı 27 artı x eşittir 360 olacak. 27 ile toplayalım bunu. 13 elde var. 1, 3, 4, 243. Hemen 243'ü çıkartalım. 10'dan 3 çıktı 7. 5'ten 4 çıktı 1. 117 geldi. X dediğimiz açı. Bir yerde bir hata mı yaptık lan? Bir daha bakalım. 108, 108 daha 216. 27 daha 237, 243. Doğru. 243'ü çıkartıyorum. 10'dan 3 çıktı 7. 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1. Bir de buradan 117. Nerede hata yaptık? 117 doğru. Evet, bu da doğru. Düzgün altıgen demiş. Bir yerde hata mı yapıyorum? Lan düzgün altıgenmiş ya. Biz düzgün beşgen yaptık arkadaşlar ya. Çok özür dilerim. Düzgün altıgenmiş bu. Biz düzgün beşgenin alıştık ya, düzgün beşgene. Şimdi düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Şuranın tamamı 120. 90'ı buradaysa buraya 30 kaldı. Demek ki bunlar 75, 75. Şimdi şuranın tamamı da 120. 75'i çıkarırsam 45 kaldı buraya. Şimdi şurası 120, burası da 120. Şimdi burası iptal artık. Burayı geç. Toplayalım. 120, 120 daha 240. 45 daha 285. Hemen 360'tan 285 çıkartıyorum. Buradan da 60, 75 mi geliyor? Bir çıkartalım. Ondan 5 çıktı 5. Burada 5 kaldı. 15'ten 8 çıktı 7, 75 geliyormuş cevabımız dedik. Evet. 6. sorumuz. Düzgün beşgen, kare ve eşkenar üçgen. AFE eşkenar. Bak bu. 60, 60, 60. Düzgün beşgense bunlara da aynı simgeyi koydum. Kare ise bunlara da aynı simgeyi koyunca işte şurada ikizkenarım çıktı. Demek ki burası da x, şurası 90, şurası düzgün beşgenden dolayı 48, 138 oldu burası. 138 ise 2x'e 42 kalır, değil mi? 138'den geriye 21 çıktı, cevabımız x. Evet. Bir diğer klasik sorudayız arkadaşlarım. Nokta noktalı sorular. Bunun da iki türü var. Şimdi görüyorsunuz, böyle nokta noktalı bırakıyor. Bize zaten kenar sayısını sorar genelde bu sorularda, ya da kenar sayısını veriyorsa da bir açı sorar arkadaşlarım. Burada dostlarım önemli olan, acaba bize verilen açı veya sorulan açı çokgenin dışında mı? Bakın çokgen burada, bu dışında, burada da dışında, içinde mi? Şimdi açı dışarıdaysa verilen veya istenilen açı, burada biz bumerang yönteminden çözeceğiz soruyu. Bumerang. Bak şu sağdaki şekilde göstereyim. Şimdi ben düzgün çokgenin bir dış açısına A diyeceğim. Şurası da A. Bir iç açısı 180 eksi A olacak. O halde burası da 180 eksi A'dır deyip, buradan da dostlarım A ve x'in toplamı, yani 2A ile x'in toplamı 180 eksi A'dır diyeceğim. X'i buradan bulacağım dostlarım. Ya da x'i veriyorsa A'yı bulacağım. A'yı bulduktan sonra, A dış açı ya, hemen 360'ı dış açıya, yani A'ya böldüğümde de kenar sayısını bulacağım. Tamam mıdır dostlarım? Eğer böyleyse, bak direkt şuradaki böyle sivri bir uç değilse, şuradaki gibi düzse burası, bak sen burada da şunu yapacaksın. Bunları kendin uzatıp bumerangı kendin tamamlayacaksın. Şimdi bir dış açıya A, buraya da A, burası A, burası A ve şu açı bumerangtan dolayı ne oluyor? Bak bu A'nın, x'in ve A'nın toplamı. Yani şurası
2a artı x oluyor. Ve yine 2a artı x ile a'nın ve a'nın toplamı yani 4a artı x bu durumda 180 oluyor. Sen buradan a'yı buluyorsun. 360'ı da a'ya böldüğünde kenar sayısını buluyorsun kardeşim. Şimdi örnek vardır eminim. Hemen bakın şuradan yapalım. Düzgün ongen. Şimdi ongenin dış açısının ölçüsü neydi? 360 bölü 10 eşittir 36. Bu dış açı. Şurası 36. Peki bu da dış açı 36. İç açı ne oluyor bu durumda? 144 oluyor değil mi? Ve beni ilgilendiren yer şurası 144. Hadi görün bakalım bu merankımızı. Soru da bitsin arkadaşlarım. Bak ne çıktı? Alfa ile 2 tane 36'nın toplamı yani alfa ile 72'nin toplamı 144 oldu. Bu durumda alfa 72 geldi dostlarım. Evet bakın bir tane daha açı dışarıda. Şimdi burada verilenlere göre çokgenin bir dış açısı kaç derecedir diyor. Hemen şuraya A diyelim. Şuraya A diyelim. O halde bir iç açımız 180 eksi A. Şimdi bumerang yapıyorum. 90 A A. Yani 90 artı 2 A eşittir 180 eksi A'ya. Buradan 3 A eşittir 90 A. A eşittir 30 A. Dış açımız 30. Hani deseydi ki kenar sayısı kaçtır? Hemen ne yapıyorduk? 360'ı dış açıya bölersem 36 bölü 3'ten 12 gelmiş bu meğersem. Evet bakın burası düz. Düzse ne yapacağız dedik arkadaşlarım. Kalemi biraz inceltiyorum. Düzse hemen bumerangı biz tamamlayacağız demiştik şöyle. Ve bu dış açı A. Bu dış açı A. Bu dış açı A. Bu da dış açı A. Şu açıysa, şurasıysa bumerangtan A 60 ve A'nın toplamı şu açı 60 artı 2 A'dır. Şimdi şuradaki üçgenin iç açılarını topluyorum bak. 60 artı 2 A, 2 A da burada var 4 A eşittir 180, 4 A eşittir 120, A eşittir 30. Peki biz dış açıyı bulduk 30. Neyi soruyor? Kaç kenarlıdır diye soruyor. Hemen 360'ı dış açıya bölünce 12 kenarlı olduğunu anlıyorum dostlarım. Evet şimdi nokta noktalı soruların açı içeride kısmı arkadaşlarım. Yine bunlarda da kenar sayısını sorabilir ya da kenarı verip açıyı sorabilir. Açıyı veriyorsa kenar sayısını, kenar sayısını veriyorsa da açıyı soracak. Burada da olayımız şu. Çevre açı muhabbeti yapacağız aslında. Çemberden çözeceğiz bunun sorularını. Dostlarım bakın şu x açısı kaç tane kenar görüyor? Buradaki her bir kenarın üstüne A yazıyorsunuz. A, 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 A. Buradaki A dediğiniz şey düzgün çokgenin dış açısıdır arkadaşlarım. Normalde hocam kenarın açısı olur mu ya? Olmaz tabii ki kardeşim ama pratik çözümde böyle yapacağız tamam mı? Her bir kenarın üstüne dış açıyı yazacakmışım. A, 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 A. Şimdi x'e bakın. Kaç tane A görüyor? 2 tane A görüyor değil mi? Kural şu. X her zaman şuna eşit. Gördüklerinin toplamının 2 tane görüyor ya. İkisinin toplamının her zaman yarısı. Gördüklerinin toplamının yarısıymış. Bak burada da yapalım. X açısı böyle tam köşede olmak zorunda değil. Ortada bir yerde kalmış. Çokgenin içinde kalmış. Ne dedim? Her bir kenara dış açıyı yazın. Biliyorsanız açıyı yazın. Bilmiyorsanız harf verin. Şimdi x'e bakın. X kaç tane A görüyor? Burada dikkat edin işte. Önden 2 tane, götten 1 tane görüyor. Arkadan gördüğünü sakın unutmayın. Demek ki 3 tane A görüyor değil mi? 1 tane arkadan, 2 tane de önden görüyor. Toplamlarının yarısı olacakmış x. Hadi bakalım örnek vardır eminim. Bakınız burada 9. 9. Şuradaki bir tane dış açıyı görüyor değil mi? O zaman direkt gördüğünün yarısı. A bölü 2 imiş 9. Demek ki A ne çıktı? 18. Bu A neydi? Dış açı. Bana neyi soruyor? Kenar sayısını nasıl buluyorduk? 360'ı dış açıya bölüyorduk. 36 bölü 18'den 2 0. Hadi devam. Şimdi geldik salak uzunluk dediğimiz şeye. Çokgenin içinde şöyle salak bir uzunluk arkadaşlarım. Hiçbir sıfatı yok.
belli bir oranda böyle bilebilir buraları. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda salak uzunluk denilen uzunluğu hipotenüs yapacaksınız. Hipotenüs yapmaya çalış. Yapmaya çalış. Yani çalışma hatta yap. Bunu geç. Direkt yap. Hipotenüs yap. Neyi? Salak uzunluğu. Salak uzunluğu soruyor bana. Peki nasıl yapacaksın hipotenüs? İşte buradaki kısa köşegen sayesinde. Hani şuna A, şuna A dediğimde burası A kök 2, A kök 3 oluyor ya arkadaşım. Bak bu A kök 3'ü çiziyorsun. Şuradan da bir diklik çizdiğinde şöyle bir dikdörtgen oluşturduğunda tam çizemedim ama. Bak burada bir dikdörtgen oluşturuyorsun. Ve tabii ki bu da A kök 3 oluyor. İşte şuradaki Pisagor sayesinde X'i bulacağız arkadaşlarım. Salak uzunlukta da kısa köşegeni çizip olayı götürecekmişiz. Bak buradaki X salak uzunluk kardeşim. Hemen şu kısa köşegeni çizeyim mi şuradakini? Çizdim. Dikiner köşeye. Bir kenar 2 kök 2, 2 kök 2 kök 3 katı. 2 kök 6 oldu. Gel şuradan Pisagor yapalım, soruyu çözelim. X kare eşittir. Bir kök 2'nin karesi 2. Bir de 2 kök 6'nın karesi 24. Topladım. 26 geldi. Kök 26 buldum cevabı. Evet dostlarım, 50 dakika da olmuş. Yeni nesil sorulara kadar getirebildik. Biraz da yorulduk. Yeni nesil sorular için de ayrı bir video çekelim. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.